Evet maçın ardından Ertuğrul hocamızın açıklamaları vardı. Var tek tek değineceğim ona. Benim sezon... E, iyi futbol oynadığını söyledi bir kere. Oyuncularım kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Özellikle ilk yarı. Hatta ikinci yarıda diyebiliriz. Sezonun en iyi futbolunu oynadık. Oyunumuzun hakkı galibiyetti. Maalesef bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Yani gerçekten özellikle de ilk yarı... Kaçırdığımız pozisyonlarda hani maçın sonuna baktığımızda üzülmemek elde değil. Evet. Özellikle evet. Nadir Çiftçi'nin inanılmaz bir şanssızlığı var. Yani şeytanın bacağını kırdı ama şu maçta rahat bir iki gol atmasını herkes bekliyordu. Çok da yaklaştı. Hatta bir tartışmalı golü var. Yüzde yüz gol olarak ben kendim gördüm. Ama tabii burada bir eksikliği de söylemek istiyorum. Sayın Beyin spor yetkilileri, sayın TFF yetkilileri... Yani Süper Lig'den sonra gelen birlikte oynanan maçlarda offside kamerası kullanılmıyor. İnanır mısınız? Evet, evet. Yani şu maçta offside kamerası olsaydı, olsaydı eğer Nadir'in pozisyonunu daha net bir şekilde görürdük. Girip kö yani Süper Süper Lig'de olmamız lazım bunun için. Yani ama yani evet. birincilikte ligde Beyin Spor'dan hem de TRT Spor'dan iki tane büyük kanaldan yayılanıyor. Hem de TRT Avaz, TRT Haber olmak üzere TRT'nin de diğer kanallarında evet. da yayılıyor. Yani ben anlam veremedim. Nasıl olsay kamerası olmaz bu ligde? Yani 3 tane kamerayla biz burada yayın yapıyoruz. Şimdi, Koca 90 hadi iki dakikanın... Hadi 2 tanesini offside diyelim de bir üçüncünün offside olması mümkün değil. Burada görüntülerde de dönüyor zaten. Yani Baktın anlamadığım mu? konu biz burada 3 tane kamerayla 1 saatlik yayın yapıyoruz. Siz evet. orada dünyaların döndüğü, paraların döndüğü yani Türkiye'nin her yerinden izlenen bir karşılaşmayı üç kamerayla yapıyorsanız benim diyecek bir şeyim yok. Bir an önce TFF 1. Lig'de offside kameraların gelmesi aynen, lazım. Ki aynen. Aynen. Böylesine tartışmalı pozisyonları hep beraber gün yüzüne çıkartalım. Evet. Ben diyorum. şimdi e, müsaade edersen kaleden Uğurlu attı. Evet. E, sol bekte Kerem Akyüz. Evet. Erkam, Veli, Caner, bilmiyorum bu dörtlü geçen e, hafta da aynı dörtlü arkadaydı. Doğru. Ferat ortada, Vukan Kubilay orta sahada. Evet. Burak solda gereken de yaptı golünü de attı. Evet. Guido da elinden geleni yaparak baskı kurdu. Nadir de talihsiz şutları çok şanssız direklerden döndü. Nadir'in şanssızlığı diyorum. Bayağı farklı bir galibiyet alacaktık eğer o direkler kurtarmasaydı Altın Orduyu. Yalnız şurada Ahmet Han'a da dikkat etmek istiyorum ben. Dikkatini çekmek istiyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? He. Ya kupa maçında Ahmet Han. Ya üç tane net gol pozisyonu kaçırdın ya. İnanılır Ahmet, gibi değil ya. Aslında ben bir şey söyleyeyim mi sana? Ee, Çok kaliteli bir futbolcu aslında. A Ahmet, Ama Ahmet Han e, şey yapması lazımdı sen söylesin. Şimdi şurada yedekte biliyorsun. Evet. E, şeyin yerine, e, Gıyasinin yerine bana göre Ahmet Han girseydi... Daha, daha, faydalı etkili oldu, olurdu. Daha baskılı olurdu. Çünkü şöyle bir özelliği ben. var Ahmet Hanım. Tamam gol kaçırıyor ama pozisyona da giriyor. Kendini o boşluğu yaratabiliyor. Ya ama kupa maçında maçın ilk 15 dakikalık bölümünde 3 kere aynı yerde aynı pozisyon denk geldi. Üçünü de kaleciye nişanladı. Evet. Ama aynı fut, aynı top Enes'e geldiğinde kalecinin ayağının dibine bıraktı topu gol oldu. Enes'i de koymadı aslında. Enes gençti, dinamikti. Evet, konulara ama... geleceğiz. Yani, Yedeklere he. de geleceğiz, sakatlara da geleceğiz. Özellikle evet. yabancı oyuncularla ilgili hocamızın çok büyük bir yorumu var. Onu da sizlerle birlikte paylaşacağız ama ben şöyle kısa Yorum bir var şekilde mı? yorumlarınıza mi? değinmek istiyorum. Yani.